Suriye'den birisi söyledi. Bundan bir 80-90 sene önce babaları vefat etmiş Şam'da. Vefat ederken babası bir küçük bir Kur'an-ı Şerif almış. Şunu dedi, ben vefat edeceğim, şu Kur'an'ı beni şeyime koydu, göksüne koyunuz. Çünkü bu teberrük Kur'an, ben ustazım, hocam beni vermiş demiş. Çok severdi beni. Onu koymuşlar, defin etmişler. O sene hacca gelmişler. Üç kardeş Hicaz'a. Hac yapıyorlar, Medine'ye giriyorlar. Medine'ye hurma çarşıya hediye, hurma almaya getiriyorlar. Yolda bir çarşı vardı, orada eski meski satırırdı, orada eski şeyleri satardı. Burada ne der, pit pazar mı ne derler? Pit pazar. Ha, öyle. Öyle geçerken birisinde eski kitaplar varmış. Şöyle birisi kardeş durmuş, bak kitabını almış, eski kitaplar. Şöyle bakarken onun babasının Kur'an'da orada dururmuş. Bunu hemen almış, bilmiş, durmuş. Bu ne demiş? Bunu nereden aldın bunu? Ya sen ne bunu demişsin? Ben satacağım demiş. E tamam, ne istersen şu kadar dediğin ama vermiş, almış. Alıp doğru şeye gitmişler, valiye. Demişti bu bizim pederinin Kur'an'ı. Şam'da defne ettik. Nasıl böyle buraya geldi? Demişler. Sonra o da nereden aldın? Şu cevabını onu getir demiş, getirmişler. O da çok korkmuş zavallı, ben ne yapacak dedi. Bunu sen nereden aldın demiş. Demiş Cennet-ül Bakiye'ne bir kazıcılar var kabristanda. O getir, ondan aldım. Onu getirmişler. Bunu sen nereden aldın dedim. Tabi her kaç müddette kabri açarlar, temizler, hazırlarlar. Açtım, oradaymış. Bana Kur'an-ı Kerim hemen aldım, yerine koydum demiş. Hangi kabir demiş. Götürmüş. 15 kişi, 20 kişi fazla. O 3 tane oğulları da beraber. Şu kabir demiş, açtım, açtım. Açmışlar, ulanın babası orada yatıyor. Öyle gelmiş. Oradaki zat oraya nakil olmuş. Bu yani hakiki olan bir vaka. Evet.